Uçak Akademiden herkese selamlar sevgiler arkadaşlar nasılsınız bugün sizlerle birlikte din kültürü ve ahlak bilgisinin birinci dönem birinci yazılıya hazırlık provasını yapacağız çok heyecanlıyız bir yandan LGS'ye hazırlanırken bir yandan yazılılarımızla uğraşıyoruz değil mi ama panik yapmıyoruz bizler zaten çok sistemli bir şekilde çalıştığımız için yazılılara da hazırız demektir. Şimdi arkadaşlar yazılarımıza geçmeden önce yazılı notlarımdan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz bunlar bizim can yeleği gibi çok kıymetli, çok değerli. O yüzden mutlaka yanı başınızda olsun. Birinci ve ikinci yazılılar için yazılı notlarımız var. Din kültürü ve ahlak bilgisi bölümümü açıyorum. Hemen şöyle bakın. Burada ilk ünite ile ilgili bilmem gereken bütün kavramlar hatırlarsanız kader konusunda oldukça fazla kavram vardı. E, kader ne demek? Kaza ne demek? Şöyle sınav öncesinde hemen şöyle bir tekrar edelim. Zaten boyutu da mükemmel. E, çan, çan, tam böyle çantaya at. Çıklık bir kitap. E, ardından e, kaderin yine kısa kısa notları e, kazayla ilgili ayrım yapılmasına bazen arkadaşlar zorlanıyor. E, Allah'ın sıfatları, ilim, irade, kudret ve yasalar. En sevdiğim bölüm. Yasalar, fiziksel, biyolojik ve toplumsal diye bunların notlarını şöyle tekrar ederseniz ve diğer kavramlarımız kader ilgili kavramlarımız. Bunları çok karıştırıyorlar. Lütfen sen sınav öncesinde bir tekrar et. Bu tuzağa düşme arkadaşım. Değil mi? Sonrasında Hazreti Musa ile ilgili kavramlarımız var. Ayetel kürsi ve anlamı. Buradan çok soru gelir. Bakın. Neden? Çünkü İçerisinde Allah'ın sıfatlarına ve isimlerinden bahsediyordu. O yüzden çok önemliydi. Allah'ın çeşitli isimleri vardı. El Hay Kayyum gibi isimleri vardı. Hz. Musa ile ilgili kimdir? Özelliğin mucizesi kıssası. Bakın şu kadarcık yerde Hz. Musa'yı özetlemiş oluyoruz. Allah'ın isimlerinin anlamları da verilmiş oluyor burada. Evet sonrasında bunu e, sınav öncesinde tekrar ediyorsun ve sınava gitmeden önce tabii ki sınav hazırlıkları yaparken evde de zoru bankası, e, 10'da 10 zoru bankasından e, diğer derslerimiz de var. Din kültürü bölümünü açıyoruz. Şöyle arkadaşlar bakın. Burada e, birinci ünitemizle ilgili testlerimi çözmenizi istiyorum. Bakın din kültürü e, kader ve kaza inancı ile ilgili sorularımız var. Belki burada öğretmenlerimizin soracağı soru tarzlarından olabilir değil mi? Bakarsanız çıkabilir. Ee, yasalar var arkadaşlar. İnsanın iradesi ve kader konusu, kaderle ilgili kavramlar var. Hz. Musa ve Ayetel ile de ilgili sorularımız var. Sonra İslam yardımlaşmaya ve paylaşmaya verdiği öneme geçiyor. Mutlaka şu iki kitabınızdan olsun. Hiç derdiniz tasanız kalmaz diyelim. Evet vakit kaybetmeyelim. Bismillah diyelim. Şöyle bir başlayalım değil mi? Hadi bakalım. Müzik Evet arkadaşlar birinci ünitemiz kader inancıydı. Kader ve kazadan bahsetmiştik. Ne demekti kader? Ee, Allah'ın... Bütün evren içinde ve evrendeki bütün varlıklar içinde Önceden planlayıp programlamasına kader diyorduk değil mi? Kazay ise Allah'ın belirlemiş olduğu planın, programın zamanı ve yeri geldiğinde gerçekleşmesi, vuku bulmasına deniliyordu. Kader ve kazayı iman etmek İslam inanç esaslarının içerisindeydi değil mi? Altıncısıydı. O yüzden çok önemliydi. allah Teala kaderi planlarken bazı sıfatları ön plana çıkıyordu. Onları öğrenmiştik. İlim, irade ve kudret sıfatıydı. İlim her şeyi bilmesi Allah'ın sıfatlarından da kudret Allah'ın sınırsız güç sahibi olması, her şey gücünün yetmesi. E ise dilemesi, dilediğini dilediği şekilde gerçekleştirebilmesiydi. Ardından ölçü kavramını gördük. Allah Teala evreni bir ölçüye göre yaratmıştır. İşte evrenden bahsettik sonra insana doğru daha da böyle küçük bakarak mucize gibi varlıklar olduğumuzu konuşmuştuk değil mi? İşte bizim ihtiyacımıza göre evreni var etmesi, atmosferdeki oksijen miktarı, hayvanların çeşitli özelliklerde yaratılması, işte etle beslenen hayvanların çene yapılarıyla otla beslenenlere göre daha farklı olması, kimi canlının işte üreme yoluyla, kimisinin yumurtlama yoluyla işte doğması, dünyaya gelmesi gibi 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 ölçüden bahsetmiştik. Allah-u Teala'nın evren için koymuş olduğu bir ölçü vardı. Buna da sünnetullah ya da adetullah deniliyordu. Bu da çok önemli sorularda gelebilir arkadaşlar. Buna ne deniyordu? Evrensel yasalar deniliyordu. Evrensel yasalar peki kaç taneydi? Fiziksel yasalar, toplumsal yasalar ve biyolojik yasalardı. Fiziksel yasalar Allah'ın e, madde, evren için koymuş olduğu yasalarda madde, maddenin yapısı gelişimi birbiri arasıyla e, etkileşiminden bahsediyordu. Cansız varlıkları ilgilendiriyordu değil mi? Mesela suyun kaldırma kuvveti, yer çekimi kuvveti, e, işte nasıl diyeyim? bazı yerlerin sıcaklığının daha fazla olması gibi gibi ya da işte başka bir örnek verebiliriz fiziksel yasalara. Bu tarz işte arkadaşlar yani dünya ile Güneş'in etrafına dönmesi, gece gündüzün hareketleri, işte yıldızlar, bunların hepsi gün döngüsü, bunların hepsi neydi arkadaşlar? Mevsimlerin oluşumu, hepsi fiziksel yasaydı. Biyolojik yasada canlıları ilgilendiriyordu. Canlı canlının yapısı, gelişimi ve birbirleri arası etkileşimi, üreme ile ilgili yasalara deniliyordu. Hangi canlının nasıl oluştuğu, canlının gelişimiyle ilgili yasalardı. Bir toplumsal yasalarda toplumu ilgilendirirdi. Neden? Sonuç ilişkisini ele alırdı. Mesela işte adaletin olduğu toplumlarda refah seviyesi yüksektir. Ya da işte haksızlığın arttığı toplumlarda refahın düşmesi gibi. Savaş veya kıtlık sebebiyle göçün artması gibi e, toplumsal yasalar vardı. Gelelim sonra insan iradesi ve kader konusuna. Allah evet kaderi planlamış, programlamıştır. Ancak bu kader içerisinde insana da bir irade vermiştir. Yani bir dilek dileme, bir güç, bir e, tercihte bulunma yetkisi vermiştir. İşte ona cüzi irade diyoruz. İrade ikiye ayrılıyordu. Külli irade Allah'ın iradesiydi. Cüzi irade insanın sınırlı iradesiydi. Külli irade sınırsızdır arkadaşlar. E, mesela bir insanın nerede dünyaya geleceği, hangi milletten olacağı, hangi saç renginde hangi göz renginde olacağı, hangi ülkede dünyaya geleceği, hangi gün, hangi saat, hangi anne babanın çocuğu olarak dünyaya geleceği ve ha ne zaman vefat edeceği, nasıl vefat edeceği bunların hepsi külli iradeye bağlıdır. Ancak mesela bizim iyi veya kötü bir insan olma isteğimiz yani hangisi ol olabiliriz? Kötü olmak da benim tercihim, iyi olmak da benim tercihim. İbadet etmek veya etmemek, iman etmek veya etmemek ya da işte yemek yemek hangi okulu kazanmak istiyorum çalışmak veya çalışmamak bunlar bizim tercihlerimiz bizim tercihlerimiz cüzi irade oluyor Evet, sonra kaderle ilgili kavramları gördük arkadaşlar. Ecel insanın e, ölüm olayı, değil mi? Canın e, canın e, ruhtan alınması ve ayrılması, dünya ile insanın ilişkisinin sona ermesi. Allahu Teala her canlı için ecel belirlemiştir. Ecel ne bir an öne alınabilir ne geriye itile, atılabilir e, Ondan kaçılamaz e, demiştik. Ömür insanın e, Allah tarafından kendisine verilen yaşam e, süresine deniliyordu. Kimisinin ki çok kısa olabilir kimisinin ki çok uzun olabilir. Emek çalışmak demekti arkadaşlar rızık kavramını görmüştük Allah'ın insana vermiş olduğu ya da canlı için vermiş olduğu bütün e, nimetlere deniliyordu sağlıkta bir Rızıktı mesela değil mi? Tevekkül insanın elinden geleni yaptıktan sonra gayret ettikten sonra sonucu Allah'a bırakması Allah'a dayanıp güven e, duymasına deniliyordu. Başarı başarısızlık başarı e, bir iş veya çaba sonucunda olumlu sonuç alınması e, başarısızlık ise olumsuz sonuçlanması hastalık ve sağlık vardı. Allah insanı çeşitli şekilde imtihan edebilir. Ancak bizler de bazen kendi yaptıklarımızdan dolayı kendimize zarar verecek şeyleri tüketmek ya da sağlığımıza dikkat etmediği zaman etmediğimizde hasta olabiliyoruz. Değil mi? Bu da bizim etkimizi yani cüzi irademizi bizi gösteriyor. Sağlık da yine aynı şekilde nimetlerden biridir. Aslında Allah vermiş olduğu nimetlerden biridir ve kaderle ilgili kavramlar konusunda vardır. Vücudun sağlıklı bir şekilde yani hem fiziken hem de ruhen sağlıklı bir şekilde işlemesine bir aksaklık ol deniliyor. Ardından Hazreti Musa'yı tanıdık. Hazreti Musa İsrailoğullarına gönderilen bir peygamberdir. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bir peygamberdir. Ulul Azm peygamberlerden biridir. Bu da çok önemli bir detay. Kendisine Tevrat isimli kitap Tur Sina Dağı'na verilmiştir. Firavun'a karşı mücadele etmiştir. Kardeşi Hazreti Harun'la birlikte mücadele etmiştir. Allah'la konuşan anlamına gelen Kelimullah lakabını almıştır. Asasıyla denizi ikiye ayırması da mucizeleri arasında yer alıyor. Bu da önemliydi. Ayetel Kürsi'yi gördük. Ayetel Kürsi Bakara suresinin 255. ayetidir arkadaşlar. Zaten bir ayetten bahsediyoruz. Kürsi denilmesinin sebebi içerisinde kürsi kelimesi geçtiği için Allah'ın kürsüsünden yani onun hakimiyetinden bahseder. Allahü Teala'nın Hay Kayyum Ali ve Azim isimlerinden ve ilim, ilminden de bahseder. Onun hayat sahibi olmasından, bütün varlığın iradesini, idaresini yürütmesinden bahseder. Onun ne kadar büyük ve yüce olduğundan bahseder. Onun ilminin sonsuz olduğundan, insanların ilmini sınırlarından olduğundan bahseden bir ayettir. Evet gelelim arkadaşlar şimdi e, provamıza. Şimdi arkadaşlar çalıştığımız konularla ilişkili olarak boşluk doldurmamızı yapmamızı istiyorum. E, şöyle boşluk boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle dolduracağız. Hadi bakalım Allah'ın sonsuz ilmi ve kudretiyle. Evrende olmuş ve olacak her şeyi takdir etmesine ve ezelde bilinen, takdir edilen şeyin zamanı ve yeri geldiğinde Allah tarafından yaratılmasına da nokta nokta denir. Allah'ın önceden takdir etmesine, planlamasına kader denilir. Takdir kelimesini hatırlarsanız takdir etmek demekti, mukayese etmek demekti, program, plan demekti ve yeri zamanı geldiğinde gerçekleşmesi neydi? Vuku bulması yani kaza olayının yani gerçekleşmesi e, deniliyordu. Allah'ın evrendeki uyumu sağlamak için koyduğu bu yasalara nokta nokta veya nokta nokta denilir. İki tane denilen kavram vardı arkadaşlar. sünnetullah veya adetullah denilir. Şöyle yazalım. Adetullah deniliyor. Evet, çok iyi gidiyoruz. Hadi bakalım. Aşağıda verilen e, verilenlerin Allah'ın kaderi ile ilgili sıfatlardan hangileri olduğunu yazınız. Bakın ben çok iddia ediyorum arkadaşlar. İddia etmek değil ama. Gerçekten, gerçekten yazılı da buradan sorulacağını inanıyorum. Çünkü sıfatlar konusu mutlaka soruluyor. E, o yüzden çok ama çok dikkatli bir şekilde dinliyoruz. Hadi bakalım. Allah'ın dilemesi ve dilediğini dilediği şekilde yapmasıdır. İra de Allah'ın gerek duyular alemini gerekse duyu ötesinden bütün nesne ve olayları bilmesi ilim Allah'ın her şey gücünün yetmesi dilediğini dilediği zamanda var veya yok etmesi her şey gücünün yetmesi ne demekti Kudret demekti arkadaşlar. Burada Allah'ın dilemesi yani dilediğini dilediği şekilde yapabilmesi, hem yaratabilmesi, yaşatabilmesi, rızıklandırması çok geniş bir anlamı var. Dilediği zaman öldürmesi, tabiat olaylarının meydana getirmesi onun ne arkadaşlar? İrade, bu da irade oluyor. Şöyle irade diyelim. Evet, aşağıdakilerden hangisi? kader kelimesinin sözlükteki anlamlarından biri değildir. Bir şeye gücü yetmek, ölçüyle yapmak, planlamak, gerçekleştirmek. Şimdi gücü yetmek, ölçüyle yapmak, planlamak evet. Ancak bakın şöyle tık atalım olanlara. Gerçekleştirmek değil. Gerçekleştirmek neyin sözlük anlamlarından da kazanın sözlük anlamlarından da o yüzden cevabımız D seçeneği olacak. Evet, evrendeki yasalar kesinlikle kesinlikle gelecek arkadaşlar. Şöyle bunu da %100 sorulur diyorum çünkü yasalardan mutlaka gelecek. Yani ya fiziksel geliri ya biyolojik ya toplumsal ama mutlaka yasalardan gelecek. Dikkatli bir şekilde e, okuyoruz. Canlıların doğması, gelişmesi ve üremesiyle ilgili olaylar bu yasa kapsamında değerlendirilir. Canlı dedi, doğmak dedi, gelişmek ve üremek dedi. Canlı dediyse zaten ne olacak? Biyolojik yasa olacak yani iki. Toplumun sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için uyması gereken yasalar zaten toplumsal yasalar olacak. 3. Madde ve enerjinin oluşumu yapısı hareketi değişimi ve maddeler arası ilişkilerle ilgili yasalar madde dediğine göre cansız o yüzden bir fiziksel yasalar olacak. Evet arkadaşlar yine yasalarla ilgili soru çok dikkat ediyoruz. Buraya fokuslanıyoruz. Aşağıda verilen örnekleri uygun olduğu evrensel yasalarla eşleştiriniz. Mutlaka buradan 10 tane mi var? 5 tane gelir. Bakın 5 tane gelir diyorum. Mevsimlerin bir bir ardınca gelmesi hangi yasa? Fiziksel arkadaşlar. canlıların çift olarak yaratılması biyolojik yasadır. Vücudumuzdaki sindirim ve boşaltım sistemi biyolojik yasa ısınan suyun buharlaşması su nedir? maddedir değil mi? O yüzden fiziksel olacak. Şöyle şunu daha B'ye benzer yapalım. Gelir dağılımının adil olduğu toplumlarda yoksulluğun azalması do toplumsal arkadaşlar toplum dedi zaten. Adaletin sağlıklı işlediği toplumlarda barış ve güven ortamının olması. Bakın neden? Adaletin sağlıklı işlemesi sonuç barış ve güvenin olması. Dolayısıyla toplumsal olacak. Canlıların yaşadıkları coğrafi şartlara uygun özelliklerin olması biyolojik zaten canlı dedi B diyorum. Hayvanların bir kısmının yumurtlama bir kısmının da doğum yoluyla üremesi bu da yine hayvanlarda canlıdır ve ne olacak biyolojik yasa olacak. Gece gündüzün birbirini takip etmesi gün döngüsü neydi arkadaşlar fiziksel yasa örneğiydi. Tarımsal üretimin azalıp neden sanayileşmenin artmasıyla köyden kente göçün hızlanması sonuç göçün hızlanması neden sonucu e, ele alan hangi yasaydı? Tabii ki toplumsal yasa olacak çok dikkat edin buraya arkadaşlar bu örnekleri ezberlerseniz yasaları zaten halledersiniz. Evet boşluk doldurmaya geldik. Allah'ın istediğini istediği gibi dilemesi ve seçmesi Allah'ın mutlak ve sınırsız iradesidir. Allah'ın sınırsız iradesine ne deniyordu arkadaşlar? Şöyle yeşil kalemimi almak istiyorum. Allah'ın sınırsız iradesi külli irade olacak. Evet külli irade diye yazıyorum. Allah tarafından insana verilen sınırlı özgürlük. Bakın şurayı da çizeyim ki akılda kalsın. Sınırlı özgürlük ve insanı tercih etme kabiliyetidir. İnsanınkine ne deniyordu? Cüzi, parça. Cüzi irade. Sınırlı bir parça irade. Seçme hürriyeti bir şey yapıp yapmamaya karar verebilme yeteneğidir. Bu nedir? Özgürlüktür değil mi? Seçebilmek. Özgürlüğün olmadığı yerde sorumluluk da yoktur demiştik. Evet, özgürlük. Kişinin özgür iradesiyle gerçekleştirdiği davranışların sonucunu üstlenmesine de sorumluluk deniliyor. Ne demiştik zaten? Bu ikisi birbiriyle sıkı bir ilişki var aralarında. Sorumluluğun olduğu yerde demek ki özgürlük ve irade var. Özgürlüğün olduğu yerde, iradenin olduğu yerde de sorumlu oluyoruz yaptıklarımızdan ve söylediklerimizden. Evet yine boşluk doldurma bol bol. Neden? Çünkü öğretmenler de boşluk doldurmayı oldukça seviyorlar. İnsanın ve diğer canlıların doğumundan ölümüne kadar geçen zaman dilimi canlılar dediğine göre, insan da dediğine göre e, ölüme kadar geçen süreye ne deniyoruz? Ömür diyoruz arkadaşlar. Evet, ömür. Allah'ın takdir ettiği bu ömrün bitmesi, hayatın sona ermesine ecel deniliyor. Ecelin gelmesi olay yani diğer olaya da ölüm deniliyordu değil mi? İnsan ve diğer canlıların beslenip yaşayabilmeleri için yedikleri ve içtikleri her şeye rızık denilir rızık arkadaşlar. İnsanın yapacağı işlerde kendisine düşen görevleri yapıp her türlü tedbir aldıktan sonra işin sonucunu Allah'a bırakmasına tevekkül denilir. Allah'a dayanıp güvenmeye tevekkül deniliyor. Evet arkadaşlar doğru yanlış bakın buradan da hoca sorar diyorum neden çünkü doğru yanlışı hocalarımız çok seviyor ve bu şekilde hem kafa karıştırma hem de analiz yapmak için çok önemli doğru yanlışa dikkat ediyoruz. hadi bakalım insanın özgürlüğü ile sorumluluğu arasında doğrudan bir ilişki vardır evet doğru. Özgürlüğün olduğu yerde sorumluluk vardır. İnsan hayatına yön verebilecek özellikle yaratılmıştır. Evet allah Teala kendisine irade vermiştir değil mi? Yani Allah bizi yaratmış, kaderimizi belirlemiş, biz o kaderi gerçekleştiriyoruz. Başka hiçbir etkimiz, yetkimiz yok değil. Bu yanlış bir kader anlayışı. Allah bizi yaratmış, evet hayatımızla ilgili Kaderi planlamış, programlamış. Ancak bize de bir irade vermiştir. Biz de bu iradeyle seçimlerimizi yaparız. Buna da cüzi irade deniliyor. İnsan bazı davranışlarını kadere yükleyebilir. Asla. Sadece e, bizim elimizde olmayanları kadere yükleyebiliriz. O da külli irade. Mesela ne zaman dünyaya geleceği. E, bu kaderinde varmış. O gün, o saatte doğmak kaderinde varmış. Ya da vefat etmek. Ölüm, ölüm olayı değil mi? Bunlar külli iradeye aittir. Ama cüz'i iradeyle gerçekleştirdiğimiz şeyleri kadere yükleyemeyiz. Gücü ölçüsünde sorumlu tutulan insan yaptıklarının karşılığını görecektir. Evet Allah hiç kimseyi gücünün yetmeyeceği bir şeyle sorumlu tutmaz. Ayette geçiyor bu şekilde. Yani bizim kendi seçimimize yapmadığımız bir şeyden sorumlu tutmayacaktır. Çok önemli bir detay. Kendi isteğimizle mi yaptık yoksa bizim elimizde olmayan sebeplerle mi gerçekleşti? Her can ölümü tadacaktır sonunda bize döndürüleceksiniz. Ankebut suresi 57. ayet. Bu ayet kaderle ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilidir? Evet arkadaşlar bu ayeti çoğunlukla e, her can ölümü tadacaktır ayetini e, çoğunlukla Tabutların üzerine örtülen yeşil bir örtü vardır, değil mi? Onun üstünde yazılır, ya da cenaze araçlarında yazılır, ya da e, mezar taşlarına yazılır. İnsanlara ölümün gerçekliğini hatırlatmak amacıyla bu ayetten sık sık bahsedilir. Neden? Canlı olarak Ölümlü olduğumuz hatırlatılır ve sonunda döndürüleceğimiz yerin Allah'ın huzuru olduğunu unutmamamız için çok önemlidir. İşte kaderle ilgili kavramlar konusunda, ecel konusunda ecel kavramıyla ilişkili bu ayet. Ölümü tatmak olayı ecel kavramıyla ilişkili arkadaşlar. Ee, ölüm olayında zaten cüzi irade yok, tevekkül de yok, emek de yok. Hazreti Musa Aleyhisselam ile ilgili aşağıdaki ifadelerin doğru mu yanlış mı olduklarını yazınız. Bakın Hz. Musa sorusu da kesinlikle hoca sorar diyorum. Neden? Çünkü yazılı da Hz. Musa'dan garanti gelecek arkadaşlar. Bahsedilen peygamber Hz. Musa'ydı ve hayatından çıkaracağımız pek çok şey vardı. O yüzden lütfen çok dikkatli olalım. Tevrat Hazreti Musa'ya verilmiştir. Evet doğru. Zalim kral Nemrut ile mücadele etmiştir. Nemrut muydu Hazreti Musa'nın mücadele ettiği? Hayır. Doğrusunu hemen yazalım. Firavun'a karşı Mısır hükümdarı Firavun'a karşı mücadele etmişti değil mi? Şöyle bunu da çizelim ki daha dikkat çekici olsun. Evet kendisine Halilullah da denilmiştir. Hayır kendisine ne denilmiştir? Kelimullah Arkadaşlar, Kelimullah Allah'la konuşan demek. Halilullah Hazreti İbrahim'in lakabıydı. Onu karıştırmayalım. Kardeşi Hazreti Harun Aleyhisselam ile desteklenmiştir. Evet, Allah Teala kendisine yardımcı olması için, Firavun'a birlikte gidip e, uyarması için Hazreti Harun'u göndermişti seçmiştim. İsrailoğullarına gönderilmiştir. Evet, bu da doğru. Bakın, hangileri doğruymuş? 1, 4 ve 5. cümlelerimiz doğru. Evet gelelim şimdi Ayetel Kürsi'de geçen Allah'ın isimleriyle ilgili başlıklarımıza. Varlığı devamlı olan hayat sahibi ölmeyen diri her şeyin varlığı onun varlığına bağlı olan ne demekti arkadaşlar? Şimdi varlığı devamlı olan yani hayat sahibi canlı. Allah'ın isimlerinden hangisi zaten Ayetel Kürsi'nin en başında geçiyor değil mi? hay, el hayyul kayyum diyoruz ya işte o kısmına B yazıyoruz şöyle. Mahlukatına maddi ve manevi her türlü bol rızkı veren yani verdiği zaman bol bol veren çok veren ihsan eden demekti. A er rezzak olacak. Rızık Allah'ın verdiği her türlü nimet. Bol bol veren anlamı yani rızkı bol bol veren er rezzak tamam mı? Çiftli olunca bol bol anlamak geliyor. Zatının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar e, ulu olan Allah'ın isimlerinden biridir arkadaşlar. Hangisiydi? El azim olacak. Azamet sahibi, azim, yüce, ulu demekti arkadaşlar. E'yi yazalım şöyle. Varlığı kendinden, kendi kendine yeterli. Yarattıklarına hakim ve onları koruyup gözeten demek arkadaşlar. Onları koruyup gözeten ne demekti? Kayyum yani varlığı kendine yeterli ve yarattıklarını da koruyan anlamına Geliyor şöyle C dedikten sonra da bitirelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar ödüllü sorumuza geldik. Evrensel yasalara ne ad verilir? Cevapları yorum kısmına yazmanızı istiyorum. Aynı zamanda sınavlardan aldığınız notları da lütfen bizlerle paylaşmayı unutmayın. Biz orada notlarınızı okudukça çok ama çok mutlu oluyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Allah zihin açıklığı versin. Allah'a emanet olun.